Abi bu kablo yiyor. Kablo mu, ağaç mı? Hayır hayır, ağaçtır ya. He? Çamdır. Öyle. Al kablo. Abi kablo, abi kablo abi. Ulan abi korkuttum. Hayır ya. Hayır ama ablam da aynı şeyi gördü. Kablo gibi. Çam şey, kablo değil ya, çam. Abi ağaç, çam, özür dilerim abi de. Yani abla da kablo zannetti. Vallahi öyle gözüktü. Abi ona fazla yaklaşma. Ağzı açık bak. Tamam tamam. Ona ağzı açık. Tamam abi tamam. Yola çıkmadan önce, yani bu yolculuğa başlamadan önce İzmir'e gittiğim zaman veya farklı şehirlere gittiğim zaman ya işte onu yemeden nasıl duracağım, bunu yemeden nasıl duracağım diye düşündüğüm bazı şeyler var. Mesela örneğin sağlıklı beslenirken, diyet yaparken Hatay'a gittiğim zaman künefeyi nasıl yemeden duracağım? İşte İzmir'e geldiğim zaman bomba yemeden nasıl duracağım diye düşünürken şu anda tam bir bombacının önündeyim. Şu anda nefis mücadelesi veriyorum. Kendimi durdurmaya çalışıyorum. Çünkü yemiyorum. Yemedim mi iyiyim. Dikkat et deme geldi, dikkat et. Kaptan gidiyor, kaptan. Kaptan ne yapıyor kaptan? Bir dakika. Ne oluyor ya? Kaptan. Isıklam ıslandım. Tabi yılan mı lan, ne olur başımıza iş alırız ya. Yiyemeyeceğim şeyler var ama az az koydukları için bence yiyebilirim. Herhangi bir problem yok. Yine yumurtam var, tereyağım var, galiba reçeller var, zeytinim var, peynirim var, domatesim var, salatalığım var. Bir de böyle küçük atıştırmalıklar var. Olabildiğince fazla hareket etmeye çalışıyorum ki bu yediklerimi yakabileyim. Bugün İzmir'deyim. Sabah kalktım, otelde kahvaltımı yaptım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hedefime emin adımlarla ilerliyorum.
müzikler devam ederken o kahve sokağının yan tarafında tüm sessizliğiyle, tarihi dokusuyla sizi bekleyen Kızlar Ağası Hanı var. İzmir'e geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka bu hanı da ziyaret etmeyi unutmayın. İzmirliler burayı çok iyi bilir ama İzmir'de dışından gelmek isteyenler için Kızlar Ağası'na gelirken Kahveciler Sokağı var. Bu Kahveciler Sokağı'nın çok güzel bir ambiyansı var. Bu sokağa geldiğiniz zaman emin olun içtiğiniz kahvenin tadını alacaksınız. Uyanamıyorum derseniz, kahve tutkunuysanız, kahveyi çok ama çok seviyorsanız İzmir'e geldiğiniz zaman bu sokağa girmeyi mutlaka ama mutlaka unutmayın. Bu sokakta kahve var, lezzet var, müzik var, şölen var. Bu sokağı mutlaka ama mutlaka ziyaret edin. Zayıflamak istiyorsanız, sağlıklı beslenmek istiyorsanız, yediklerinize dikkat etmek istiyorsanız, artık kendi kendinize bir karar aldıysanız bu sokağa girmemenizi tavsiye ederim. Bu sokakta göze, kulağa, burnu çok güzel gelen şeyler var. Siz siz olun, bu sokağa girmeyin ama yemek yemek istiyorum derseniz, her şeyin en iyisini yemek istiyorum derseniz de bu sokağa girebilirsiniz. Bu sokak Agora Ören yerinin tam karşısında. Zaten Kemeraltı Çarşısı'na giderken mutlaka bu sokaktan geçmeniz gerekir. İzmirliler bu sokağı çok iyi bilir ama siz dışarıdan gelecekseniz bu sokağa elinizden geldiği kadar girmemeye gayret edin. Ben girdim, pişman oldum ama hiçbir şey yemedim. Çünkü ben yemedim mi iyiyim. Yaşayanlar için veya İzmir'e dışarıdan ziyaret için gelenler için çok önemli bir uğrak yeri olan asansörün önündeyiz. Bu asansör kulesi iki caddeyi birbirine bağlıyordu. Aşağısı Mithat Paşa, yukarısı Halil Rıfat Paşa caddesi. Bu iki cadde arasında tam 155 adet merdiven basamağı bulunuyordu. İnsanlar çok zorlanıyordu. 1907 yılında hayırsever bir Musevi vatandaş şu görmüş olduğunuz asansör kulesini inşa etti ve İzmir halkına bağışladı. Ve o günden bugüne İzmirliler için bu asansör ciddi anlamda bir tarihi simge halinde. Yani şunu buraya niye koyarsın? Yani insanlar zaten buraya gelip izleyecek. Bir de bunu buraya koymanın, 1 TL kazanmak için bunu buraya koymanın anlamı ne? İzmir Belediyesi. Ben geldim Aydın'a. Çok yorucu bir gündü İzmir'de. Çok yürüdüm çünkü. Yaklaşık 27 bin adıma ulaştım İzmir'de. Bugün de aynı şekilde Aydın'da ulaşmayı deneyeceğim. Aydın'da yürüyüşlerimize devam edeceğiz. Sağlıklı beslenmeye, sağlıklı hareket etmeye devam edeceğiz. Ama bugün Aydın'da çok güzel bir etkinliğe katılacağım. Efeler Belediyesi'nin yapmış olduğu develer güreşi müsabakalarının olduğu bir alan var. Bir köy var. O köye, o mahalleye gideceğim. Ve orada develer güreşine tanıklık edeceğim. Onun için bugün biraz heyecanlı uyandım. Çünkü değişiklik bir aktivite olacak benim için. Biz
gibi Efeler Diyarı diye geçer. Aslında ben böyle bir Efe kostümü giyinip, Efe kıyafeti giyinip size öyle bir görseller vermek isterdim ama maalesef kostümümü, giydiğim elbiseyi değiştiremiyorum. Çünkü bununla birlikte Ağrı Dağı'na çıkmak istiyorum. Sadece yazın, yaza doğru montumu çıkaracağım ve sweatshirtümü çıkartacağım. Üzerime sadece kısa kollu bir şey tişört giyeceğim ve hiç elbise değiştirmeyeceğim. Sakalımı hiç kesmeyeceğim. Ağrı Dağı'na nasıl Edirne'den yola çıktıysam aynı elbiseyle, aynı kıyafetle Ağrı Dağı'na gitmeye çalışacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Aydın Belediyesi benim yürümem için bana özel bir alan yapmış gibi. Böyle burayı böyle yeşillikle çevirmişler ve içerisinde insanın yürüme isteği geliyor. Burayı ben bugün 3 kere turlayacağım. Hiç değilse hareket etmiş olurum. Tam beni anlatıyor değil mi? Kokoreççilik hep oklarla. Mutlaka bir yerlere gidiyorsun ama sonunda Ağrı'ya gidiyorsun. Anladım. Sende yer vardı ama. Masum gören masum gören yok uzay gören masum köylü gibi turuşları görüyorum ya. Abi ne yapalım? İstanbul'da böyle ağaçlar yok ya. Yol kenarlarında hep turuş var. Aydın'da şehrin merkezine bu kadar güzel bir gösterişli bir havuz yapan, bu kadar gösterişli bir su havuzu yapan belediyenin merkezinin ortasına bir kompleks gibi, olimpiyat spor kompleksi gibi havuz inşa etmiş diyebiliriz. Çok temiz, çok güzel suyu var. İnsanın içine girip yüzesi geliyor. Ama ben yüzme işini biraz yaz aylarına doğru sakladım. Yaz aylarında bu kadar kilo vermişken biraz da yaz aylarında yüzersek daha iyi kilo vereceğiz. Yani siz beni burada dinlerken arkamdaki görüntüyü izlediğinizi biliyorum. Önemli olan arkamdaki görüntü, benimle zaten siz Ağrı'da görüşeceksiniz. Hemen arka sokağında bu şekilde bir akan, artık dere mi denir, bir su mu denir, bu kadar köprülerin olması, bu görüntünün bu kadar kötü olmasını Aydın Belediyesi'ne yakıştıramadım. Aydın Belediyesi, bu görüntüyü de sana yazdım. İnşallah güzel bir görüntü. Yani ben alın buraya gondollar yapın, şehri izlettirin demiyorum. Sadece şuraya bir grafiti olur. Güzel güzel renkli bir boyalar olur. Bunlar bence Aydın'da yapılabilir. Aydın halkı bunları hak ediyor. Çünkü içten sevecen insanlar, yörüklerin olduğu yerde her zaman içtenlik vardır, sevecenlik vardır, saygı vardır, sevgi vardır. Aydın Belediyesi'nden ricamız, burayı düzgün bir şekilde bir görsel haline getirirlerse memnun oluruz. Geldiğiniz zaman Aydın'ı gezerken bütün sokak kenarlarında turunç ağaçlarının dikili olduğunu görürsünüz ve yol kenarlarında bütün ağaçlarda turunçlar vardır. Eve yorgun argın geldiniz. Bir salata yapacaksınız. Salatayı yaptınız. Yeşillikleri doğradınız. Domatesi doğradınız. Sonra buzdolabına bir baktınız, limon yok. Aydınlılar için bu bir problem değil. Hemen çocuklarını aşağıya gönderiyorlar ve yol kenarlarında olan turunç ağaçlarını görüyorlar. Çocuklar turunç ağaçlardan bir turunç koparıyorlar, annesine getiriyorlar ve anneleri o turuncu sıkarak salatalarını yapıyorlar. Aydınlılar bu konuda çok şanslı. İstanbullular veya farklı illeri tam olarak bilemiyorum, ağaçlarda herhangi bir meyve göremezken burada yolların her kenarında turunç ağaçları var ve çocuklar rahatlıkla bu turunçları koparabiliyorlar. Aydın'da Survivor var dediler, katılmadık mı? Kıza gerek yok.
mi? Montumuzu giyinelim. Develer güreşini kaçırmayalım. Türkiye'nin her yerinden buraya gelmişler. Çeşit çeşit yöre halklarının develeri burada görücüye çıkıyor. İnsanlar, Aydın halkı burada bu develeri izliyorlar. Burada böyle çekim yaparken biraz korkuyorum. İster istemez başıma bir şey gelecek diye. Çünkü benim bir hedefim var. Ben Ağrı Dağı'na gideceğim. Ağrı Dağı'na zayıflamış bir şekilde çıkacağım. Burada bir deve kurbanı olmak istemiyorum. Ama ben bu kadar deve güreşlerine bu kadar yoğun ilgin olacağını hiçbir zaman düşünmemiştim. Yani yüzlerce demeyeyim ama rahat bir 50-60 tane deve şu anda güreşmek için sıralarını bekliyorlar. Ve bunlar yeri, zamanı geldikleri zaman burada bir güreş alanları var. Güreş alanına çıkıyorlar ve güreşiyorlar. Hayat saat bana hafta geçecek. Çabuk hallederim ben. Canım. Tamam arkadaşlar. Güzel çayırın yeni ifşen maylakları. Ama o sahneye saklıyorsan biraz çok iyi yedim. Adam tamam. Düştü şu anda yere. Şu anda devenin altından adamı çok kurtardılar. Tehlikeli olabiliyor. Gördüğünüz gibi deve dinleniyor burada. Az sonra müsabakaya çıkacak, maça çıkacak. Burada böyle değişik değişik bu şekilde bak gördüğünüz gibi arkalarını süslüyorlar. Herkes kendine göre, kendi adına göre develerini böyle reklamlar yapmışlar. Ve develer güreşirken galip geldikleri zaman galip gelenlere de burada belediyenin yapmış olduğu güzel etkinlikler var, hediyeler var. Her şey çok güzel. Diye biliyordum. Çok iyi aydınlattın. Normalinde hepimizin bildiği şu anda belki şeyi düşünebilirsiniz. Bu şekilde develere böyle acı veriyorlar yoksa güreştiriyorlar, böyle hayvanlara eziyet ediyorlar diye düşünebilirsiniz ama develer kendi soyularının devam edebilmesi için bunları isteyerek yapıyorlar ve bu şekilde bir alanda şey yapıyorlar ve burada her şey kontrollü. Develer girerken ağızları kapanıyor ve birbirlerine zarar vermeleri engelleniyor. Ciddi anlamda Edirne'deki gibi bir güreş müsabakası gibi düşünebiliriz. Burada her şey develer için oluyor aslında. Sanki insanlar böyle bir araya toplanmış eğleniyor gibi gözükebiliyor ama burada bütün amaçlar develerin soylarının devam etmesi için yapılıyor. Bu anlamda bizi bilgilendirdiği için deve sahiplerimize, çiftçi abilerimize de sonsuz ben teşekkür ediyorum. Deve güreşlerini eğer Aydın'a denk gelirseniz Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde var. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ciddi anlamda biraz da dikkat edin. Benim gibi kaza atlatmış olabilirsiniz. Bir deve kurbanı oluyordum. Çünkü benim hedefim Ağrı'ya gitmek, Ağrı Dağı'na tırmanmak. Dikkat et, dikkat et. Deve geldi, dikkat et. Dikkat et. Köpürdü, köpürdü. Dikkat et. Gelme, git. Durun. Abi kazaya kurban gidiyordum. Karşısına deve benim üzerime gelirken. Deve kaçıyor. Evet. Bekle. Deve seni gördüm zaten sana zarar vermem için. Ya sağından ya solundan geçer. Ama sen bir buraya bir ikilem yaparsan. Deve seni ezer. Ezer geçer. Abi bende de heyecan var. Ben ben bayağı ilk defa gördüğüm için heyecanlandım. Bu bizim develerin dişisiyle melezleme yöntemiyle elde ettiğimiz develer. Kaç! Dur! Sakin ol! Vuru! Durdu! Abi sen sakin ol diyorsun ama! Ben sakinim, ben kaçıyorum. Abi, sen kaç yıldır deveyle ilgileniyorsun? Hani bunlar, 3 kuşaktır. Zorlama yok. Şöyle bir şey mi oluyor? Belli bir süre sonra böyle bir dönemde bu develer aynı Mart ayında kedilerin olduğu gibi. Aynen. Ekim'in sonunda başlar. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'a kadar. Mart'tan sonra işlemesi biter. Dön buraya, kaç, kaç. Dön buraya, ha? Kaçın, kaçın. Gördün mü? Kaçın.
çekim yaparken ciddi anlamda sürekli o develerinde çanlar var. Onlar yaklaştığı zaman korkuyorum. Az önce bana develer hakkında bilgi veren abi bile böyle biraz deve olduğu zaman yaptı. Eğer o kadar tedirgin olduysa aslında onun amacı deveyi sakinleştirmek ve yardımcı olmaktı ama o korkunca ben de korktum. Deve güreşleri biraz kızdı. Böyle sürekli bir etrafında bir koşuşturma var. Dikkat et. Diğer yanda uzun çabuş ve de şu anda tribünlere doğru devenin birini çıktığını görüyoruz. Bu develer çok acayip. Burada deve güreşleri oluyor. Yan tarafta develer birbirini yiyor. Burada da sucuklar satılıyor. Deve sucuğu. Bunlar deve sucuğu mu? Normal sucuk mu bilmiyorum ama. Bir bakalım, bir soralım bir. Bunlar deve sucuğu mu? Özelliği ne devenin yaptığı? Sana ya, baharat ve deve için. Direkt deve için. Az gibi geldi, hastacı geldi. Alma bu dere. Deve güreşlerinin olduğu alanda da bu şekilde deve etinden yapılan sucuklar var. Bunlar bu şekilde ekmek arası yapıp insanlara dağıtıyorlar. Ben bir tane ilk defa hayatımda deve sucuğu yiyeceğim. Ben tadını merak ediyorum. Bir tane ver abi. Akçadan büyük deve, Rakibin aydınlığı deve gelmişti. Bu başka bir şey. Klasik böyle yemek programı çeken insanlar gibi her gördüğü yemeği yiyip beğenenlerden değilim. Ama bu deve eti sucuğunu ilk defa yiyorum. Çok beğendim. Normal ağzımda bile dağılmıyor. Normal şehir merkezlerinde bulunur mu bilmiyorum ama Aydın'a gelirseniz mutlaka deve sucuğunu bulabilirsiniz. Mutlaka yemelisiniz. Sucuk yedim biraz. Müsabakadan çıkan bir deveyi şu anda zapt etmeye çalışıyorlar. Şu anda bu hayvana böyle eziyet ediyor gibi gelebilir size ama bu hayvanı bu şekilde tutmanız gerekir. Diğer türlü kendisine çok fazla zarar veriyor. Arkamdaki kervanın başı bende. Hiçbir zaman sıkıntı olmaz. Ben bu deveyle ağrıya yolculuk yapmaya hazırım. Sadece tükürmemesi için zaten boynun ağzında ağızlık da var. Çok rahat konuşuyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Bu deveyi ben satın aldım. Ben bu deveyle Ağrı Dağı'na çıkmaya hazırım. O nedenle kilo vermeme gerek yok. Ben bu deveyle Ağrı Dağı'na tırmanırım. Müsabakasını tamamlayan develer yavaş yavaş artık evlerine gidiyorlar diyebiliriz. Geldikleri arabalarla geldikleri şehre doğru yola çıkacaklar. Biz de Edirne'den yola çıktık. Geziyoruz. Edirne'den? Evet. Oo, vallahi de ben Keşan'a geldim biliyor musun? Evet. Ben askerliğimi Fenerbahçe orada evinde yaptım. Kadıköy'de, İstanbul'da. Biz aslen İstanbul'da yaşıyoruz. Keşan'a gittim ben. Kaç defa Keşan'a gittim ben. Öyle yani. Anladım. Genelde hep burada mı duruyorum? Ay sonuna kadar buradayım Allah'a emanetse. Daha sonra? Güzel Çamlı. Benim evim o. Anladım. Orası çünkü dayanamıyorum. Yine sahile gidiyorum. Biraz arabanın biraz eksikleri var. Vizem falan var işte. Bu hafta vize falan yaptıracağım. Ama biraz masraflı oluyor değil mi? İster istemez. Güzel ama masraflı da var araba. O kadar da değil. Ya ne masraf olacak? Değil mi? Suyunu ödersin, petroldan doldurursun ya da herhangi bir yerden. Yani içme suyunu da parayla alıyorsun mecburen. Mecburen. Yani damacana. Çalışacak her zaman.
Günlük yaşamda evde ne masrafın varsa o başka bir masraf. Başka. Abi bazen yürüyerek, bazen otobüsle, bazen trenle. Mesela buradan İzmir'den buraya trenle geldik. Bazen otostop, bazen araba. Bırak senle bir türkü söyleyelim hatıra kalsın mı? Söyle, haydi bakalım. Hocam çal bir tane söyle. Çal bir, çal bir tane. Ali Usta sen alayım. Usta bu değil mi? Usta tabii canım. Mihriban. Mihriban artık herkesin bir... Yani. Ali Usta sen kendi... Sen kendin söyle biz dinleyelim abi. Bizi boş ver. Hadi sen söyleyeceksin. Yok sen söyleyeceksin. Sarı saçlarını deni gönlüme dalamışım çözülmüyor Mihriban. Sevdiğim Mihriban. Dem söyleme evi bilmiyorsun yorsun neden ev. Söylemeye çalışıyorsun lan Mihriban. Çünkü saz çalanı seviyorum Mihriban. Seni görünce sevdim deli abim Mihriban. Sanatı çeker deli Mihriban, abim benim. Canım benim. Girebilsem bu sinemde neler yok. Gülü boyna aldım öyle karşıdı. Emir dağı birbirine ulağlı. Emir dağı birbirine ulağlı. Altın yüzü parmağına dolağlı da gelin dolağlı. Altın yüzük parmağında dolağlı da gelin dolağlı. Bir ve... Kapat kızım, kapat. Tamam, sıkıntı yok. Eline sağlık, duygulandık. Üzülme abi, niye üzülüyorsun ya? Emir dağı birbirine ulağlı. Emir dağı birbirine